Bilgili Kal kanalından herkese merhabalar. Taçsız Kral lakabıyla bilinen Ayhan Işık kimdir? Hayatı ve kariyerindeki başarıları nelerdir? Bu videomda derledim. İyi seyirler. Ayhan Işık, 1929 yılının 5 Mayıs sabahı 6 çocuklu Selanik göçmeni bir ailenin son çocuğu olarak İzmir'in Karataş semtinde 2 katlı tarihi bir Rum evinde kendi anlatımıyla Işıyan ailesinin tekne kazıntısı olarak dünyaya geldi. 1970'lerin ikinci yarısında yazmaya başladığı ve vefatından sonra tefrika halinde yayınlanan Hayatım adlı hatıratlarında çocukluk günlerim, bilinen yaramazlıklar ve onların sonuçları ile geçti. Annemi hep telaşlandırmışımdır diye ekler Işık. 6 yaşındayken onunla ilgili olarak şimdi çok az şey hatırlıyorum ama en çok da kokusunu. Bazı geceler yanıma gelip bana sarılmasını, birlikte uyumamızı, bir defasında balık tutmaya götürmüş, dönüşte de sırtını alıp merdivenleri çıkartmıştı. Hepsi bu. Hafızamı ona dair hep zorladım. Daha fazla şey hatırlayabilmek, hatırladıklarımı hiç unutmamak için diyerek andığı babasını kaybeden Işık, öğreniminin ilk birkaç yılını İzmir'de, büyük bir kısmını ise yıllar önce üniversite tahsili için İstanbul'a yerleşmiş olan en büyük ağabeyi Mithat Özer'in yanında tamamlamaya başlar. Kısa birkaç yıldan sonra çok genç yaşta kaybedilen ağabey, Işık için hayat boyu hep örnek kişilik olur. Özellikle resim alanındaki ilerleyişini hep örnek aldığını, onun vefatı sonrası evin geçimine yardımcı olmak için 12 yaşındayken okurken çalışmaya da başladığını belirten Işık, ilerleyen yıllarda akademideyken onun gibi üst tahsil için Paris'e gitmeyi düşlediğini de yine vefatından kısa süre önce anlatacaktır. İstanbul'da ilk önceleri zorlanan Işık, daha sonraları kendisini çok güzel bir çevrede bulduğunu verdiği röportajların birinde şu sözlerle anlatır. Mahiriz okul müdürü, Salah Birsel müdür muaviniydi. Edebiyata Rıfat Ilgaz, beden eğitimine Vefalı Kör Galip, coğrafyaya Akbaba Celal geliyordu. Daha ne isteyebilirdim ki? Buradaki okul arkadaşlarından bazıları senarist Safa Önal, karikatürist Ferruh Doğan ve ressam karikatürist Semih Balcıoğlu'dur. Daha sonra girdiği Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan dersler alan Işık, buradaki dönem arkadaşlarıyla ise onlar grubunda yer alır. Amacı Doğu-Batı sentezini Türk resminde yaratmak, halk sanatı kaynaklarına eğilmek, tekniği ise renkçi ve lekeci olan grupta Semih Balcıoğlu, Ferruh Doğan ve dönem arkadaşlarıyla yer alır. Verdiği röportajların birinde daha çok empresyonizmin akımının etkisinde kaldığını söyleyen ve bu anlamda en çok Claude Monet'ten etkilendiğini belirten Işık, bir süre Baba Ali'de ressam olarak çalışır. Fakat 1952 senesinde Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya girmesiyle resim hayatında geri planına itilerek sinemaya doğru yönelişi başlar. Yarışmayı birincilikle kazanarak sinemaya geçer. Bir sene sonra 1953 senesinde ise Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü yüksek kısmından mezun olur. İlk filminde şair, senarist ve yönetmen Orhan Murat Arıburnu ile gerçekleştirdiği çalışmanın ardından ikinci filminde Türk sinemasında geçiş dönemini bitiren ve sinemacılar dönemine giriş yapıtı olarak kabul edilen Lütfi Ömer Akad'ın Kanun Namına filmiyle büyük ün kazanır. Akad, Işık'la Karanlık Arasında adlı otobiyografi kitabında şöyle bahseder. Osman Seden'in burada da gözü kara, hiç tereddüt etmiyor. En iyi oyuncuları arıyor. Baş oyuncu olarak Ayhan Işık adında birinden söz ediyor. Tanımıyorum, sen gördün mü diyorum. Geçen yıl Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan adında bir filmde görmüş. Boylu poslu, yakışıklı, oyun yeteneği hakkında hiçbir fikri yok. Bir görelim diyoruz, yazıhanede buluşuyoruz. Gerçekten dediği gibi boylu poslu ve yakışıklı, kibar ve terbiyeli. Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi görmüş, Baba Ali'de resimli roman çiziyor, Yıldız adlı sinema dergisinin Geleceğin Oyuncuları yarışmasında birinci seçilmiş ama bu yarışma akademik bir yarışma değil, oyuncu adayları önceden hazırladıkları bir oyun bölümünü jüri önünde sergilemiyorlar. Jürinin baktığı sadece görünüş, ikimize de uygun geliyor. İşin kolayca akıp gitmesi gerek ama gitmiyor. Baş oyuncumuz Ayhan'a takılıyorum, karşısındaki oyuncular deneyimli. Gülistan Güze ile Neşe Yulaç. İkisi de şehir tiyatrosunda, onların oyunlarını rahat çözümlemelerinin Ayhan'a yardımcı olması gerek ama olmuyor. Oyun gereği büyük hareketler, sağa sola gidişler yok. Oyuncuların çelişkili iç dünyalarını belirtmeleri gerek ama bu Ayhan da yalnız sözde kalıyor. Osman Seden çoktan yanımızda değil, uzakta, elinde ince bir dal otlara vurarak dolaşıyor. Öğle paydosunda ondan uzakta durmaya bakıyorum. Sorunumu nasıl çözeceğimi düşünüyorum. Aklıma gelenlerin hiçbiri tutarlı değil. Hele oyuncuya nasıl oynayacağını göstermeye kalkmak olacak şey değil. Öğleden sonraki çalışmada yeni denemelere girişiyorum. Doyurucu bir sonuç alamadan işi bitiriyoruz. Film bittikten sonrasına da şöyle değinmiş Akad. Kanun namına giriyor sinemalara, büyük bir iş yapıyor. Ayhan Işık birden tartışmasız bir yıldız oluyor. İşte o zaman
oyuncu olmayan birinden bir sinema oyuncusu yarattığımı görüyorum. Ve sinemanın gerçekten ne olduğunun bilincine varıyorum. Bu da benim artık bir yönetmen olduğumu kanıtlıyor. Yaşamının ilerleyen dönemlerinde resim çalışmalarına ara ara devam etse de sinema artık birinci önceliği haline gelmiştir. Lütfi Akad ile 1950'lerde İngiliz Kemal karakterini oynayarak İngiliz Kemal Lawrence'a karşı Katil, Öldüren Şehir, Vahşi Bir Kız Sevdim, Kardeş Kurşunu filmlerini, Atıf Yılmaz ile Şimal Yıldızı, Osman Sedin ile de 1957'de Bir Avuç Toprak filmini yapan Işık, 1959 yılında Hollywood'a giderek şansını bir de orada denemek ister. Fakat buradaki filmlerde çalışamaz. Bunun nedeni sorulduğunda, benim gibi orada 5000 kişi sıra bekliyor. Ayrıca çok da marifetleri var. Zıplayıp havada iki takla atıyorlar. Hem de ana dilleri gibi İngilizce konuşuyorlar. Bize orada ekmek yok diyerek açıklar. Ayhan Işık, 60'ların başında Otobüs Yolcuları filmiyle Yeşilçam'a dönüş yapar. Arkasından Akad ile son çalışması olacak olan 3 Tekerlekli Bisiklet filmini çevirir. Işık yine bu dönemlerde çevirdiği Küçük Hanım seri filmleriyle de halk tarafından oldukça beğenilir. Ve devam eden dönem içerisinde Tatsız Kral unvanını kazanır. 1970'li yıllarda yeni bir moda rüzgarıyla film yıldızları peş peşe sahneye çıkmaya, plaklar doldurmaya başlar. Kendisi de bu modaya uyar ve Münir Nurettin Selçuk'tan dersler alarak klasik Türk müziği dalında sahneye çıkar ve bir tane 45'lik plak doldurur. Yeteneğiyle göz doldurmayı başaran Işık, sinemada dram, politik, romantik, komedi, macera ve diğer tarzlarda örnekler sunar. 140 kadar film çevirir. 1975'ten itibaren yapımcı, yönetmen ve senarist olarak Türk sinemasına katkıda bulunan Işık, bu senelerde İtalyan yapımcılarla yaptığı ve başrolünü de Klaus Kinski ile paylaştığı L'amore c'è nutre la morte ve Le amanti del mostro filmlerini yapar. Filmler İtalya'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde vizyona girer. Fakat Türkiye'de sansüre uğrar ve Türk seyircisiyle hiçbir zaman buluşamazlar. 13 Haziran 1979 tarihinde sabaha karşı Selimpaşa Kıyıkent'teki yazlık evinde şiddetli baş ağrısı ve kusma ile uyanır. Yatırıldığı klinikte anevrizma rüptürü sonucu beyin kanaması tanısı koyulan Işık kurtarılamaz ve 3 günlük koma sürecinin sonunda 16 Haziran 1979'da yaşama veda eder. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet dilerim. Ve Türk sinemasında Tatsız Kral lakabıyla anılan usta sanatçı Ayhan Işık'ın hayatını ele aldığımız bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bilgili kalın.